Hain zihniyetin işbirlikçileri de sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tıpkı İsrail gibi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İşbirlikçi İslam ülkelerini aylardır kapalı tuttuğu sınır kapıları yüzünden 1,5 milyon Gazze'liği açlığa, hastalığa ve ölüme terk eden Mısır'ı 3-5 gıda paketi yardımı dışında kılını bile kıpırdatmayan Suudi Arabistan'ı, geç kalan ve bir işe yaramayan şaşkın Arap Birliği ülkelerini ve işbirlikçi diğer ülkeleri de aynı derecede kınıyoruz. Tarih bu trajedinin sorumlularını, ortaklarını yargıladığı gibi buna sessiz ve kayıtsız kalan insanlığa da suçlayacak ve mahkum edecektir. Ey dünya halkları, sevgili Taşovalılar! İsrail vuruyor, öldürüyor, katlediyor. Oluk oluk kan akıyor Filistin'de. Açlık, hastalık, korku, bomba, tank, top, İsrail, Amerika, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, cellatlar, şeytanlar hepsi Gazze'de. Bütün kötüler Gazze'de. Peki iyiler nerede? Biz neredeyiz? İnsan hak ve özgürlüklerini şimdi değilse ne zaman hatırlayacağız? Sıranın bize gelmesini mi bekliyoruz? Evimizin başına yıkılmasını mı bekliyoruz? Aç, susuz ve ilaçsız bırakılmayı mı bekliyoruz? Çocuğumuzun ölüsünü kucağımıza almayı mı bekliyoruz? Ne zaman uyanacağız bu gaflet uykusundan? Evet, Müslümanlar olarak tarihten bugüne taşınan bu cinayetlerin verdiği mesajı iyi almalıyız. Herkes kendi görevini gayet muntazam bir şekilde yerine getiriyor. Maalesef görevini yapmayan biz Müslümanlarız. İsrail'in insafına terk edilen Gazze'de hastane, cami, okul, ev demeden Filistin halkının üzerine dünyanın gözü önünde tonlarca bomba yağdırılması, çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere yüzlerce silahsız ve savunmasız insanın vahşice katledilmesi ve yaralanmasına sebep olan ve halen devam eden saldırılar karşısında dünya devletleri ve uluslararası örgütlerin takındıkları suskun ve her şeyden önemlisi yaptırımsız tavır ve sorumluluklarını artırmaktadır. Bununla dünya imtihan olmaktadır. Fakat Filistin halkı için bu imtihan yeni değildir. Onlar bu imtihanla aynı zamanda dünya insanlığının karnesini hazırlıyorlar. Onlar bir asırdır varlık ve kimlik mücadelesinin parlak örnekliğini vermiş, dilenerek değil...